Sen Onlar, Sanatçı Kadınların Yüzyılı, Meşer'de sanatseverlerle buluştu. Serginin çıkış hikayesi nedir? Ben Sen Onlar, Sanatçı Kadınların Yüzyılı yaklaşık 4 yıl önce Çiğdem Simavi'nin çağrısıyla başladı. Çiğdem Simavi ve serginin küratörü Deniz Artun birlikte çalışmaya başladılar. Önce yurt dışındaki birkaç başkent düşünüldü. Fakat daha sonra Türkiye'nin kültür başkenti olan İstanbul'da bu sergiyi gerçekleştirmenin daha anlamlı olduğuna karar verdiler. Ve sergi böyle bir program olarak yaklaşık 2 yıl önce Meşer ekibine sunuldu. Biz de yaklaşık 2 yıldan beri Deniz Artun'un da olduğu bir araştırma ekibiyle birlikte bu sergiyi hazırladık ve açıldı. Sergide sizin de arkanızda seyircilerimiz görecek çok güzel eserler var ve birbirinden değerli sanatçıların kimler bu sanatçılar ve kaç eser yer alıyor? Sergide toplam 117 sanatçı kadından 232 adet eser gösteriyoruz. Kimler var derseniz çok bilinen sanatçıların yanında mesela Fahriye Nisa Zeyt, Semiha Berksoy gibi sanat tarihinde adını sıkça duyduğumuz sanatçı kadınların yanında adını bizim de ilk defa duyduğumuz kadınlara ulaştık, sanatçı kadınlara ulaştık araştırma sürecinde. Ve toplamda 20-25 sanatçıyla başladığımız liste günün sonunda 117 sanatçıyla tamamlandı. Ressamlar var, fotoğraf sanatçıları var, heykeltıraşlar var, hatta arkeologlar ve mimarlar da sergimizde. Çünkü onların da düşüncelerini bir neredeyse bir sanat eseri gibi kağıda aktardıklarını düşünerek onları da sergiye dahil ettik. Sanatçı Kadınların Yüzyılı'nda ortak tema ne eserlerde? Sanatçı Kadınların Yüzyılı sergisinde ortak tema her şeyin, yani sergide gördüğümüz her şeyin aslında kadınların elinden çıkmış olması. Böyle bir ortak temadan bahsedebiliriz. Bunun dışında Meşer'deki 3 kata yayılıyor aslında sergi ve 3 katında birbiriyle çok bağlantılı fakat birazcık ayrışan, geçişken fakat biraz ayrışan temaları var. Giriş katındaki temamız ben. Burada sanatçı kadının kendini keşfetmesini görüyoruz. Kendini keşif temasından yola çıkıyoruz. Bu sebeple bu katta daha çok aynalarda ya da çeşitli yansıtan yüzeylerde kadının kendi yüzünü incelemesi, kendini keşfetmesi teması üstünden ilerliyoruz. İkinci katta temamız sen teması. Bu sanatçı kadının en yakın çevresinde olan senlerden yola çıkarak hazırladığımız bir konu oldu. En başta kadının çocukları varsa eğer, özellikle eşi, babası, annesi gibi o ilk yakın çevresine temas ediyoruz. Bizim şu an bulunduğumuz kattaki tema ise, ki bu kat Onlar katı aslında, serginin Onlar katı olarak isimlendirdiğimiz katı. Burada da tamamen sanatçı kadınların elinden çıkmış çiçek temasının üstünden gidiyoruz. Bu katta gördüğünüz tüm eserler, ki yüzün üstünde eser var sadece bu katta, ya vazoda çiçek ya da bir şekilde çiçek soyut da olsa, somut da olsa çiçek temasıyla ilgilenen eserler de bu katta. Kadınlar ortak olarak belli temaları işlemişler hep ama en dikkat çeken şey ne o zamanki eserlere baktığımızda? Genelde belli temalar içinde kaldıklarını söyleyebiliriz. Özellikle bizim odaklandığımız bu 1850-1950 çok kabaca bizim araştırmalarımızı odaklandırdığımız yüzyıl. Buna baktığımızda biraz önce de bahsettiğim gibi çiçek temasının ön plana çıktığını görüyoruz. Zaten sergi araştırmalarının en başında da bunun farkındaydık ve bir katı tamamen çiçeklere ayıracağımızı biliyorduk. O sebeple de bu katta işte tavandan biraz yere kadar ve bitişik düzende French Wall Design'ında bu eserleri sergiliyoruz. Aslında bahsettiğiniz gibi çiçek ve yakın çevrenin resmedilmesi birazcık da o dönemin aslında sosyoekonomik durumunu da eserlerde bizlere gösteriyor. Evet, üstelik hani yine sanatçı kadınların tarihine baktığımızda sonuçta yani bir kadının evden çalışması daha çok beklenmiş. Dışarı çıktığında en başta hani İstanbul'a baktığımızda, kendi yaşadığımız şehre baktığımızda
kadınlar için bir okulun kurulması 20. yüzyılın ilk çeyreğine denk geliyor ki aslında bu düşününce geç bir tarih. İnan Sanayi Nefise Mektebi ancak 20. yüzyılın ilk çeyreğinde kurulabiliyor ve sadece kız öğrencilere eğitim veriyor. Onun öncesinde İstanbul'da yaşayan kadınların, genç kızların sanat eğitimi alması zaten sadece özel durumlarda. Yani eğer ki ailenin sosyoekonomik durumu iyiyse çocuklarına evde özel ders aldırıyorlar ya da saraya yakın ailelerde saray ressamından ders aldıklarını görüyoruz genç kızların. Bunun dışında akademik eğitim alabilecekleri zaten pek bir yer yok. O yüzden özel derslerle ya da evlerde eğitim alıyorlar. Ben, sen, onlar Sanatçı Kadınların 100 Yılı sergisi 27 Mart 2022'ye kadar Meşer'de izlenebilir, ziyaret edilebilir. Serginin sponsoru olarak Ünlü & Co'dan destek aldık. Sergimizin ana sponsoru Ünlü & Co 25. yılı sebebiyle bu sergiye destek verdi. Ben, sen, onlar Sanatçı Kadınların 100 Yılı sergisinin açılışıyla eş zamanlı olarak aynı isimde bir kitap da yayına ve satışa hazır oldu. Bu kitap da Meşer'den edinilebilir. Yine sergilediğimiz tüm eserler kitabın içinde, yani 232 eser kitabın içinde. Ayrıca bu sanatçı kadınlar hakkında topladığımız efemera, yani fotoğraf, diploma, belgeler de kitapta görülebilir.